Merhabalar, hoş geldiniz. En güzel günler sizlerin olsun. İnşallah sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu olun dileklerimle başlıyorum. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi bir tanıtım videom olacak sizin için. Yaptığımız bebeğin küçük bir tanıtımını yapmak istiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle. Bebeğimin boyu 55 santim oldu. Gibi saçını kat kat yaptım. Siz de takdir edersiniz ki kısa saç kolay şekillenmiyor. Şöyle kat kat keserek bu şekilde olmasını istedim. Daha sonra dediğim gibi bu tanıtım biraz kısa olacak. Detaylarının hepsinin açıklaması videolarda fazlasıyla var. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa belki ben hata yapmışımdır, gözümden kaçmıştır. Bana mesaj yazarsanız size seve seve cevap veririm. Bebeğimin içinde teli var. Telli yaptım bebeğim, bakın şöyle. Kollarında da telimiz var, boynunda da telimiz var. Bunların hepsi dediğim gibi videolara detaylı olarak gözükecek. Bebeğimin elbiseleri, şöyle çok şirin bir botumuz var. Gördüğünüz gibi tabanlı yaptım. İçine plastik koydum. Şöyle çok şirin. Pantolonu var. Şöyle pantolonun kemer yerleri var. Gördüğünüz gibi bebeğimiz uzun boylu olduğu için pantolonumuz da uzun. Bu şekilde. Pantolonum için şöyle çok güzel bir kemerim var. Kazağın yapımı da çok basit. İnanıyorum yapmak isteyen herkes tarife baktığı zaman rahatlıkla bu kazağı yapabilecektir. Kolları, önü, İki arkasını, hepsini farklı farklı ördüm. Sonradan birleştirdim. Bir de gördüğünüz gibi ne kol yeri kestim şu kısımlarda ne de boyun yerini ayarladım. Göreceksiniz zaten tarifte. Dikerek oldu. Sadece kol yerinde biraz arttırmalarımız oldu şu kısımda. O da hiç problem değil. Düğmelerini de şöyle içten diktim. Şöyle düğmenin takılacağı zincirleri de gözükmeyecek bir şekilde ayarladım. Bakın şöyle giyildiği zaman düğmeler içeride kalıyor. Şöyle şu şekilde gözüküyor. Kazağı çok güzel. Bere yaptım. Bu beremin de tarifi açıklamalı bir şekilde var. Onu da sizinle paylaşacağım. Başlarken lastik olarak başladım. İki ters, iki düz ördüm. Daha sonra bir sıra düz, bir sıra ters olarak devam ettim. Şurada azaltmalar ve pomponla birlikte bitirdim. Tabii bere yaptıktan sonra kaşkul yapmasak olmaz. Bir tane de kaşkul yaptım. Bunu da bir ters, bir düz örerek o şekilde modellendirdim. Sade olarak çalıştım. Bebeğim için şöyle oyuncak bir ayı yaptım. Gördüğünüz gibi yumuşacık. İçinde fazla doldurmadım. Şöyle hamur kıvamında bir ayıcık olsun istedim. Şu şekilde. Şöyle. Ayımın tarifini anlatımlı bir şekilde indirmedim. Fakat tarifini yazılı olarak indirmek istiyorum. Eğer yapmak isteyen olursa yapsın diye. Ayımda kullandığım yün biraz farklı. Şöyle göstereyim. Adını bilmiyorum. Bu şekilde kalın bir yün. 8 milimetre tığ kullandım. Bir de bazı yerlerde çekim zor olduğu için şu tığımı kullandım. 3 numara. İkisiyle birlikte çalıştım. Çok çabuk ilerliyor. Ayı çok çabuk bitiyor. İlerlemesi çok hızlı bir şekilde oldu. Yani çok süratli bir şekilde bitti. Fakat ipim biraz zor ip. Çalışması biraz zor. Çünkü
X sayısını tam olarak yapamıyorsunuz. Hissederek gideceksiniz. Bir iki tane mesela eksik ya da fazla olursa bu etkilemiyor. Dediğim gibi bu ayımın tarifini de yazarak inşallah paylaşmak istiyorum. Eğer yapmak isteyen olursa, böyle bir ipi varsa, bu tür bir ipi. Beremi yaparken 3,5 numara şiş kullandım. Bunların hepsi aslında videomda söylendi. Kaş kolumu yaparken 4,5 numara şiş kullandım. Bebeğimi cotton gold'la yaptım. 1,6 mm tığ kullandım. Saçında Alize Diva'yı kullandım. Renk olarak onu seçtim. Kazığımda elimde olan bir yünüm vardı. Onu kullandım. Bunu da aynı şekilde 3,5 numara şişimle yaptım. Pantolonumda Alize Diva'yı kullandım. Videolarımda hangi tığı kullandım belirtilmektedir. Kemerim aynı şekilde Alize Diva'yı kullandım. Botlarımda da Alize Diva'yı kullandım. Tabanında da gördüğünüz gibi tabanı böyle. Tabanının içine plastik bir parçayı keserek ölçü alarak yerleştirdim. Şöyle. Botumda da Alize Diva ipini kullandım. Evet. Şimdi bebeğimizi bir de giyinik görelim.
Evet. Gördüğünüz gibi böyle bebeğimizi giydirdik. Bu da giyinmiş hali. İnşallah beğendiğinizi umuyorum. Ve ayısını da şöyle koyalım. Evet. Yapmak isteyenlerin ellerine sağlık diyorum. İnşallah bundan daha güzelini elde eder. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Tekrar yeni ve güzel videolarda inşallah birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. En güzel günler sevdiklerinizle sizlerin olsun.